558 yıllık tarihi Haliç Tersanesi alanına yat limanı inşaatı yapım için süreç bugün başladı. İki firmanın teklif sunduğu ihale süreci 10 gün içinde tamamlanacak. Tarihi tersane alanına yat limanı yapılacağını Başbakan Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Haliç, Haliç, Haliç. Şimdi Haliç'te bugünlerde yeni bir ihaleye hazırlanıyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 558 yıllık tarihi Haliç Tersanesi'ne yat limanı yapılması için süreç bugün başladı. Osmanlı döneminden kalan tarihi alana inşa edilecek yat limanı için Sembol Ekopark İnşaat, Fina Otelcilik Ortaklığı ve Cengiz İnşaat ve Taca İnşaat ortaklıkları teklif sundu. Doğuş Holding'in teklif zarfındansa teşekkür mektubu çıktı. Özellikle bu tersanelerin çalışmadığını, uzun yıllardır metruk bir durumda, atıl bir vaziyette beklediğini burada da ifade etmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Metin Tahan, ihale sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. Tahan, projenin hiçbir tarihi eseri kapsamadığını iddia etti. Projenin tarihi Haliç Tersanesi ile bağ olmadığını savunan Tahan, tarihi hiçbir dokuya zarar verilmeyeceğini iddia etti. Haliç Tersanesi'nin bu kapsamda dizayn edileceği veya yok edileceği gibi bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etmek istiyorum bir kez daha. Tekliflerin incelenmesinin ardından ihaleye 45 yıllık kira teklifleri üzerinden açık artırmayla devam edilecek. İhalenin 10 gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.